Pisliklere bakın ve kırmızı kırmızı yol boyu başım döndü. Şuraya bakın, her tarafa be. Bu milletin işi bu. Mikrop yaymak. Kasıtla. Kimse bana gelip hayvan sever falan masalı okumasın. Bunların niyeti belli. Burası gebelerin geçtiği yer. Böyle katlettiğimiz ağaçtan yanıp atıyor. Allah'ım yarabbim. Bu şeyleri yaptıkları yer, hayvanları dayattıkları yer hep böyle tehlike arz edecek yerler. Hani durak yolu, mescit yolu. Her zaman böyle tehlike arz edecek yerler. Her zaman. Resmen insanlara zarar vermek için yapıyorlar. Ve millet uyanmıyor. Resmen böyle millete zarar vermek için yapıyorlar. Ve kimse uyanmıyor bunlara. Ve bu şeyleri görüp yayınladığım için ben suçlu görüneceğim. Benim başım belaya girecek. Davalar edineceğim bunların saldırılarıyla. İftiralarıyla ve kumpaslarıyla. Herhangi bir yere gidemiyorum ki bu pislik tuzağını görmeden. İstanbul'da. Bu millet tehlikeli be. Yine pazar yolundan geçtik. Salmışlar bütün hayvanları. Toksoplazmalı. Çünkü yarın pazar var. Oradan çıkışta daha doğrusu. O çiğ yemeyeceksin mi? Kedicik bu. Çiğ et sana, çiğ et. Beraber indik be. Böyle 50-100 metre aşağıdan bindi. Kucağında zerre kadar köpekle indi buradan. Önümden giderek. Kesinlikle stalking. Daha önce hiç görmediğim bir dişi. Senelerdir burada oturuyormuş gibi böyle gitti. Ne yapacak acaba? Gebelerin geçiş yoluna mı sıçtıracak? Okulun dışına mı? Ve geliyoruz, odaya giriyoruz. Ölü bir böcek. Acaba bununla mı korona yayılıyor? Çünkü atıyordular bahçeye. Koronadan mı ölmüş? Dahası var mı etrafta? Sümüklü böceklerin yanına atıyordular bunları. Akbaba emriyle. O yüzden bunlar böceklerin kralı ve kraliçesi. Bütün cadıların kralı ve kraliçesi. Oo, yaşıyor. Nasıl satayım? Yaşıyor be. Ya benim frekanslarımdan öldü ya da koronadan. Koronanın sebebi korona. Beni görür görmez düşüp bayılmış olmalı.